Evet sevgili izleyicilerim, hepimizi yakından ilgilendi ve birçoğumuzun yine evinde olan hayvanlarımız var. Biliyorsunuz onlar sessiz canlılar. Bununla ilgili işte Adana'da bir gazeteci arkadaşımız var, Fatoş Tekbaş hanımefendi. Kendini, gönlünü, sevgisini hayvanlara adamış. Hayvanların derdiyle dertlenmiş güzel bir ablamız. İşte efendim buyurun. Bu sevgi bir defa sağ olsun benim arkadaşım Necla Darbaş bana aşıladı. Zorla getirip bana bir köpek verdi. Ben midem bulanırdı, elimi yıkardım. Sonra bir gün bir baktık 1999'da dost oldum. Ondan sonra 2000 yıllarda yavrusu oldum. Ve ben 2000 yıllarda hayvanların, sokak hayvanlarının farkına vardım. Onlar da bizim gibi hastalanırlar, aç kalırlar, strese girirler, üzülürler, sevinirler. Biz bu işin boyutunu daha çok büyütmeye karar verdik. Ve ülkemizde, dünyanın her yerinde şiddet gören sadece iki tane hayvan türü var. Bunu özellikle başında gelen sokak köpekleri. Sokak köpekleri diyorum, sokakta yaşamını iddianı ettiren köpekler diyorum. Onlara biz çok acımasız bir şekilde yaklaşıyoruz. Sanki bütün günahlarımızın kefareti oymuş gibi, sanki hırsızlık yapıyormuş gibi, sanki bu ülkeye ihanet etmiş gibi, sanki vatan haini gibi biz tutuyoruz, ne yapıyoruz? Aç bırakıyoruz. Kuyruğunu kesiyoruz. Yetmiyor gözünü oyuyoruz. Yetmiyor cinsel organını kesiyoruz. Yetmiyor ateşle yakıyoruz. Bunları duyuyoruz. Yasa çıktı 5199 sayılı hayvan haklarını koruma yasası. Ama maalesef, maalesef adam hayvanı öldürüyor, tüfekle vuruyor, adliyeye gidiyor. 2 günlük bir ceza alıyor haftalık, gidiyor hayvan barınağında ne yapıyor? Hayvanlara hizmet ediyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Onu alacaksın, özgürlüğünden yoksun bırakacaksın. Bir defa hayvanlar mal değil. Eğer malsa size ben bir şey söyleyeyim. Birinin elbisesi yırtıldı. Bir ayakkabısı çalındı. Bir bardak kırdınız. Bir tabağınız kırıldı. Tencerede yemeğiniz yandı. Siz oturur günlerce üzülür müsünüz? Benim şuyum kayboldu, buyum kayboldu diye. Hayır anlık. Çünkü o cansız bir varlık. Ama siz hayvanınızı kaybettiğinizde ağlarsınız. Başına bir şey geldiğinde üzülürsünüz. Günlerce üzülürsünüz. Yani hayvan sever olmak o kadar basit bir olay değil. Ben bugün şunu düşündüm. Seçimlere gidiyoruz. Programları okuyoruz. Sokak hayvanları için diyeceksiniz ki ya insan hakları dururken insanlarımız bu ekonomide bu kadar can vuraş bir şekilde mücadele ederken, ayakta kalmaya zorlanırken, iş yerleri kapanırken, işte ekonomimiz had safhaya çıkmışken, ya durup dururken sen niye bu hayvanları dile getiriyorsun diyebilirsiniz. Hayır, hayvanlar da bizim sorumluluğumuzda. Hayvanlar da bizim sorunumuzda. Ülkemizin bir numaralı gündemi sokak hayvanlar neymiş? Terör estiriyor. Neymiş? İşte şunu ısırdı, bunu ısırdı. Can güvenliğimiz yok bilme. Kimin can güvenliği var? Kim sokakta rahat yürüyebiliyor bu ülkede? Siz kaç kişinin yolda silahlarla vurularak öldürüldüğünü gördünüz? Neden insanlar kapatılmadı? Hepsini toplayıp cezaevine atmadılar. Ben bu soruyorum insanlara. Yani bu sokak hayvanları kendi kendilerine mi ürediler? Devlet üzerine düşeni yapmadı. Devletim benim çok büyük. Devlet demek merhamet demektir. Devlet demek bir sistem demek. O sistemin işlemesi demektir. Sen hayvanları alıp kısırlaştırdın mı? Yapmadın. O hayvana bakmadın. Onu aç bıraktın. Dağlara attın. Ormanlara attın. İnsanlar bilinçlendi. Kimse rant sağlıyor bundan. Onları ayırt etmek, tenzih etmek istiyorum. Eğer devletimiz bu 20 yıl içinde, çünkü 20 yıl içinde bu sokak hayvanları bu kadar türedi, popülasyonu arttı. 20 yıl içinde ciddi şekilde yasalar çıkarmış olsaydı, biz bugün herkes kendi evinde beslediği hayvanlarla kalırdı. Ondan sonra kimse korkarak eve gitmezdi. Kimse bunlara lanet okumazdı. Kimse bunları alıp tüfeklerle vurmazdı. Sanki bütün kötülüklerin anası kediler ve köpekler. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Gelip senin malını mı çaldı?
gelip hırsızlık mı yaptı, vatana ihanet mi etti? Polisimize, askerimize silah mı, kurşun mu attı? Hayır, artık rahat bırakın. Şu an ben bakıyorum programlara, seçime gidiyoruz. Bugün ayın 10'u. İçimden hiç gelmeyerek, bir vatandaşlık örneği sergileyerek gidip oy kullanacağım. Ama istemeye istemeye. Ben zaten yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. Zaten neyin ne olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Nasıl geçineceğiz diye bunun mücadelesini veriyorum ama bir yandan da sokak canlarımız böyle ötelenirken, görmezlikten gelinirken, bütün suçlar ona yüklenirken ben bir de güle oynaya gideceğim, siyasi partilere oy vereceğim. Ya nerede? Nerede? Bir tane madde çıkarın ya. Deyin ki biz çıkacağız. Sokak hayvanları için şunları şunları yapacağız. Biri rahatsız oldu. Alo 153 gel sokak hayvanlarını götür. Nereye götürüyor ya? Sen pandemide kendini ne yaptın? Kendini soyutladın. İçeriye aldın. Kendini hapsettin. Misafirleri koymadın. Kimsenin elini öpmedin. Kimseyle tokalaşmadın. Pandemide Allah sana o cezayı verdi mi? 2 yıl boyunca tecrit edildin. Hastalıklarla mücadele ettin. Sonra da Allah'a Rabbim Şubat depremi de verdi 6 Şubat. 2 tane büyük deprem yaşadık. İnsanlar evinden kaçmaya başladı. Niye? Sen alıyorsun. Ya 90'a 90 hücrelik evleri, kulübelere sen hayvanları zapt ediyorsun. Hayvanları oraya tıkıyorsun. O hayvan güle oynaya koşarken birden kendini kafesin içinde hissederken düşünün ya, kafasını yiyor. Kendini yiyor, bitiriyor. Siz insanı da al, özgürlüğünden alın. 2 saat, 10 saat bir içeriye kapatın bakalım. İçeride kalabilir mi? Yani ben diyorum ki şu hayvanlardan elinizi eteğinizi çekin. Lütfen çekin. Bırakın. Ya ben çözerim ya. Ben çözerim. Bunun tek merci benim. Bundan iş adamı da sorumlu. Bundan sanatçı da sorumlu. Bu ülkede para kazanan herkes bu sokak hayvanlarından sorumludur. Herkes bir tane sokak hayvanını kısırlaştırsa, bunun ücretini öderse, 5 yıl içinde sokak hayvanları kalmaz sokakta. Sokak hayvanlarının ömrü dışarıda en fazla 5 yıldır. Trafik kazası olmazsa, birileri vurmazsa, eğer düzenli bir şekilde bir sokakta yemeğini yiyorsa 5 yıl ya. Ayazı yiyen o, sıcağı yiyen o, açlık çeken o, susuzluk çeken o. Birine su vermeyin, 2 gün su vermeyin, böbrekleri iflas eder. Ama bu hayvanlar günlerce su içmiyor ya. Kendini kemiriyor. Yazık yani. O yüzden ben yani bugün karar verdim. Sosyal medyamdan bütün hayvan sevdiğini söyleyenlerin hepsini aklayacağım. Çünkü bir araya gelemiyoruz. Güç oluşturamıyoruz. Gücümüzü ortaya koyamıyoruz. Gücümüzün farkında değiliz. O diyor ki ben Sakıp Bey 4-5 taneye bakıyor. Boş ver. Nesrin 5-10 taneye bakıyor. Boş ver. Fatoş 20 taneye bakıyor. Boş ver. Milleti sömürüyoruz. Bana para gönder tedavi edin. Bana para gönder tedavi edin. Bu devletin işi. Bu insanların işi değil. Biz sadece yapılan işleri kontrol edeceğiz. Kim görevini iyi yap? Ne demek ya barınağa gödüllüleri sokmamak? Sen kimsin ya? Devlet benim. Devlet insandır. Eğer bu topraklarda insan varsa devlettir. Yoksa insan olmasa sen neyi yöneteceksin ya? Neyi yöneteceksin? Ben nasıl devletin kurumlarına giremem ya? Ben vatan haini miyim? Ben hırsız mıyım? Lütfen ya. Ben teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Eğer soracağınız bir başka soru varsa. Peki bu hayvanlardan hiç ihanet gördünüz mü? Hayır. Hayır. Siz döversiniz, öldürürsünüz, her gün dayağını atarsınız. O gariban hiçbir şey yapmaz. Ben sayısızca vahşet videolarını anlatabilirim. Ama yüreğim baymıyor. O yüzden hayvanlara gönüllü bir şekilde bakan bu arkadaşlarım acil bir şekilde bir araya gelmeleri lazım. Güçlerini göstermeleri lazım. Bugün bir hükümeti devirecek kadar bu ülkede hayvansever var. Bakın
Sadece bazıları da klavyede yazıyor. Allah belanı versin. Allah seni şöyle yapsın. Değil mi? Ya sahaya in ya. Biri toplantı yapıyor. Git ya bir gününü ayır ya. Orada gücünü görsün. Niye siyasi partiler miting yapıyor, birbirlerine gücünü gösteriyor? Neden hayvanseverler bir miting düzenlendiğinde 10 kişi gidiyor? İşte siyasi el, seni yöneten hükümetler seni ciddiye almaz. Devletin hiçbir kurumu da ciddiye almaz. İşte ne olursa senin yüzünden o hayvanlar çekiyor. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. Lütfen, gücümüzün farkına varalım.